FMK Karavan'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar artık çift kabin pick-up karavanımızın son aşamasına geldik ve bugün boya işlemlerini yapıyoruz. Ve bu videoyla sizlere yeni bir duyurumuz var arkadaşlar. Son zamanlarda çokça moda olan arabaların koruması, zırh kaplama, çizilmez, patlamaz, çatlamaz, su geçirmez bir ürün var. Poliürea. Arkadaşlar FMK Karavan artık bir poliürea uygulama bayisidir. Bilginiz olsun. Eğer ki karavanlarınızda, araçlarınızda böyle bir uygulama yapmayı düşünüyorsanız bizimle mutlaka iletişime geçebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz pop-up tavanlı çift kabin Nissan Navara üzerine yaptığımız fiberglass karavanımızda poliürea kaplanacak. Bu videoda sizlere bütün ayrıntılarıyla bunları göstermeye, anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hem de arabamızın muhteşem dönüşümüne de şahit olmuş olacaksınız. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda ustalarımız aracın maskeleme işlemlerini yapmakta. Poliüreanın ulaşmasını istemediğimiz yerlere direkt bant uygulaması, koruma uygulaması yapılmakta. Çünkü üst şapkamız ve aracın alt kısmı komple kaplanacak ve bu araç artık doğada, zorlu koşullarda vesaire kesinlikle su geçirmez olacak, çizilmez olacak, patlama, çatlama kesinlikle olmayacak, dal çarpması, taş sekti geldi vesaire gibi şeyler artık bu arabada geçersiz olmuş olacak ve tabi bambaşka da bir havaya bürünmüş olacak aynı zamanda. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz, bizim bu aracı yapmamızın en büyük amaçlarından bir tanesi dünyanın en büyük karavan fuarı olan Almanya'da Düsseldorf, Karavan Salon Düsseldorf'a gitmek olacak. Bu arabamızın şovunu orada bütün dünyaya yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bu sebeple de birazdan bu videonun sonunda bu arabanın aldığı şekli gördüğünüzde ne demek istediğimi çok daha iyi bir şekilde anlamış olacaksınız. Aracımızda poliüreanın bulaşmasını istemediğimiz yerleri gördüğünüz şekilde bu şekilde korumaya alıyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 tane ustamız bir yandan koruma işlemlerini gerçekleştirmekte. Düşlediğimiz iki çeşit tasarım var boya ile ilgili. Bir tanesi yine şu anda aracın üzerinde görmüş olduğunuz siyah ve yeşil renkler üzerinde durmamız. Yapacağımız işlem şu şekilde. Direkt aracın kendisi poliüreya kaplanıyor. Ondan sonra şekil vermek, tasarım yapmak istiyorsak eğer üzerine tekrardan boyama işlemi yapılıyor. Bir tanesi siyah, antrasit ve gri tonlarında geçişli olan bir tasarım. Ama aynı zamanda aracımızın bu renkleri çokça hoşumuza gidiyor. İkisinde de çokça gidip geldik. Hangisini yapsak diye çokça düşündük ve kaldık artık yeşil ve siyah üzerinde durmaya. Doğayı daha çok çağrıştırması, yeşilin siyaha muhteşem uyumu ve off-road'a daha off-road araçlarda daha bir hoş görünüyor olması sebebiyle yeşil ve siyah tasarım üzerinde durduk arkadaşlar ve onun uygulamasını yapmış olacağız. Bu arada tabii karavanla ilgili olan bölümler devam ediyor. Buradaki arka koltuklarımız kaplamaya gitti. Buradaki arka koltuğumuz biliyorsunuz arkadaşlar, buradan aracın karavan kısmına geçiş var. İstersek oradan bu tarafa direkt buradaki koltuğun sırtını yatırarak geçiş yapabiliyoruz. Tamamen bittiğinde aracın tanıtım videoları esnasında bunları görebiliyor olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi poliürea dediğimiz malzeme çift komponentli olarak uygulanmakta. Birisi malzemenin kendisi, bir de sertleştiricisi var. Çift çekim gücü olan
yüksek basınçlı bir cihaz ile uygulama yapıyoruz. 75 derecede bir sıcaklıkla tabancadan çıkış yapıyor ürün. Ama hemen 2 dakika sonra havayla reaksiyona girdiği anda soğuyor. 20 dakika sonra araç yola gidebilir oluyor. Şimdi elastikiyeti %400 olan bir malzeme. Darbe dayanımı çok yüksek. Ama tabii bu uyguladığımız kalınlıkla çokça da alakalı bir durum. Yani malzeme az gitsin, çok fazla ağırlık yapmasın dediğimizde direkt 0.8 milim uygularsanız, yani ne oluyor, 1 milim kalınlık bile oluşturmayacak şekilde uygulandığında o bahsettiğimiz dayanımı vermeyecektir. Ama bizim şu anda mesela bu aracımızda uygulayacağımız neredeyse 1.5 milim kalınlığında bir malzeme uygulaması yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Maskeleme işlemlerimiz şu anda devam etmekte. Arkadaşlar aracın dışında şöyle malzemeyi görmek isterseniz, bakın bunlar uygulama yapılırken yere bulaşanlardan kopardığımız bir parça. Şöyle aslında malzemenin ne kadar elastiki olduğunu buradan görebilirsiniz. Kalınlığıyla ve mukavemetiyle şöyle bir yüzey oluşturuyor aslında. Ve buradaki kalınlığa baktığınızda da kalınlık burada işte yani zemine attığımız malzeme olmasından dolayı 1 milim bile yok. Bu zemine seken malzeme. Yani bakın ne yaparsam yapayım ben bunu ancak kopartabiliyorum. Oluşturduğu yüzeyde budur arkadaşlar. Mesela hemen şurada başka uyguladığımız bir araç var. Pırıl pırıl parlayan halini görebilirsiniz. Arkadan da çok güzel olmuş. Çok çok harika olmuş. Burada da gördüğümüz arkadaşların yeni uygulama yapılmış aracı var. Artık bu araç ne darbelerden, ne sudan, ne paslanmadan, özellikle eski araçlarda paslanma olayını, su geçirme olayını vesaire tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Evet, ustamız hazırlığını yapıyor arkadaşlar. Birazdan aracımız bambaşka bir şeye dönüşecek. Bu araç başka bir şey olacak. Son bir kez bakıyoruz. Tabancamız hazır. 3 hortum. Sertleştirici, poliürea ve hava. Tabancanın ağzını temizlemece. Ve artık yavaş yavaş işlem için hazırız. Denemelerimizi yapıyoruz. Şimdi yanaştırsan abi sana da anlat. Şu arkaya.
Thank you.
döneceğim. Arabayı hızlı döneceğim, sonra bir kat daha. Ha bak şimdi vermeye başladı efekti. Tavana özellikle atmaya gerek yok. Yandan atacak tavana gidiyor zaten abi. En güzeli tavan oldu. Evet, şu anda yağmurlama yapıyoruz ki o efektin güzelliği ortaya çıkabilsin arkadaşlar. İlk kat normal kapama, ondan sonra da yağmurlama ile o muhteşem pütür efektini bu şekilde oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi pütürümüz muazzam güzellikte oldu. Gönül isterdi ki bunu böyle bırakalım. Tabii şu anda çok güzel parlıyor. Ama bu parlaklık tabii birazcık zaman geçtikten sonra artık biraz normale dönmeye başlıyor. O ilk parlaklığını yitiriyor. Bu sebepten dolayı biz hiç o sürece hiç girmeyeceğiz. Şunu yapacağız. Direkt çift rengimizi uygulayacağız. Alt kısım siyah olacak, üst kısım yeşil olacak şekilde arabamıza son şekil tasarımını vereceğiz arkadaşlar. Buna da sizleri ortak ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi her yer maskelendi. Tabii maskeleme işlemi biraz zorlu. Neden derseniz pütürlü boyanın üzerine maskeleme yapıyoruz ve siyah çizgilerimiz atıldı. Garajın alt kısmı siyah, üst kısmı yeşil. Şöyle değişik geçişlerimizle birlikte şu anda boyamızın kurumasını bekliyoruz. Boya kurduktan sonra sizlere neye benzediğini göstermeye çalışacağım. Boyamız kurudu ve artık sonucu görmek üzere maskelememizi kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar, söküldükçe güzellikler ortaya çıkmakta. Kesinlikle muazzam bir güzellik oldu. Tabii söküldükçe daha da güzel olacak. Ali sökmeye devam. Hatasız görünüyor arkadaşlar. Bu kadar pütürün üzerinde tabii çok uğraştık. O pütürde maskelemede hata olmasın diye. Şimdilik hiçbir hata yok gözüküyor.
Boyama işlemlerimiz bitti. Aracımızın amortisör güçlendirmesi, off-road yayları ve amortisörleri takıldı. Jantlar değişti. Geniş tabanlı, offsetli, içten dışarıya doğru lastikleri çıkaran jantlarımız takıldı. Aracımız bambaşka bir havaya büründü arkadaşlar. Özellikle poliürea çok güzel düştü. Üzerine de boyamız da çok tatlı düştü. Bambaşka bir hava kattı araca. Zaten görüntülerde de gördüğünüz gibi her şey gerçekten istediğimiz gibi oldu. Artık bir sonraki bölümde arkadaşlar sizlere aracın detaylı bir şekilde tanıtımını yapacağım. Burada artık yapım videolarını sona erdirmiş oluyoruz arkadaşlar. Birkaç bölümde, eğer ki izlememiş olanlar varsa aranızda, birkaç bölümde bu aracın yapım videolarını paylaşmıştık kanalımızdan. Yine kanalımıza girerek önceki videoları da görebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki videomuz hoşunuza gittiyse bir like butonuna basarsanız çok memnun olurum. Kanalımıza abone olmadıysanız videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Karavanla kalın.